Günün manşetlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklu gazeteciler, tutuklu gazeteciler diye ortalığı velveleye verip ayaklandırdığı o Gürsel Tekin olsun, Nazlı Ilıcak olsun, onların sadece bir basın yayın organı olduğunu, onların kesinlikle bir FETÖ'cü olmadığını, sadece birer muhalif olduğunu ve olayları çarpıtmadan gerçeklere aktardığını, anlattığını söylediği videoları yorumlayarak gerçek yüzünü ortaya çıkaracağız. İsterseniz size şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu açıklamayı bir video ile izleyelim. Daha sonra yorumumuzu yaparız arkadaşlar. Bakalım şimdi. Madem ki teröristlerdi, neden yakalamadınız? Bu da sizin, işte Sayın Cumhurbaşkanınız yönelttiğiniz soru. Bitti. Sabahtan sözcüğe geçeriz efendim. Biz şimdi bakalım. Fakat sözcüğü yanıtladınız nasıl? Muhalif olduğumuz için hedef olduk diyor Kadri Gürsel'in açıklaması. Kesinlikle öyle. Hadi öyle mi görüyorsunuz? Kesinlikle öyle. Ya bunlar muhalif. Bunların FETÖ ile falan hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok. Bu insanlar sadece mesela muhalif demek de doğru değil aslında. Doğruları söyledikleri için, doğruları savundukları için, mesela düşüncelerini dile getirdikleri için. Bazen bize de söylüyorlar mesela, hani izleyen eleştirileri de okuyoruz ya, evet. İşte tarafsızlık, bağımsızlık, şu bakın en önemli şey şu, muhalif bile kabul etmiyoruz biz. Bağımsız ve tarafsız gazeteci olmak. Aynen öyle. Kadir Gürsel de bağımsız ve tarafsız bir gazeteci. Bence de öyle. A5'i bağımsız ve tarafsız bir gazeteci. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kadri Gürsel bağımsız ve tarafsız bir gazeteciymiş. FETÖ ile alakası yokmuş. Hatta muhalif bile değilmiş. Boşu boşuna bunlar içeride tutukluymuş. Bunlar bizim aklımızla alay ediyorlar. Bizle dalga geçiyorlar. Bizi enayi sanıyorlar. Bu gerizekalı iki tane çıkmış oraya şaklaban. Çıkmış bizden alay ediyorlar. Biz bugün araştıramasak, bir şeyleri soruşturmasak, gerçeğini ne olduğunu öğrenemesek, bu iki tane akıl tutulmasını yaşayan şahıs bizleri enayi yerine yurduna koyacaklar. Şimdi Gürsel Tekin'in kim olduğunu size burada göstereyim. Bakalım kimmiş burada, bakın. Kadri Gürsel. Yani bu paralel devlet bakın. Bir kavramsal saçmalık, başka bir şey değil. Çünkü şunu dese yani devlet içinde bu yaşananlar peki normal yani, paralel devlet kavram olarak saçmalık dedim. Bir uydurmacadan ibaret. Çünkü paralel devlet diye bir şey yokmuş. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bizim aklımızla nasıl alay ediyor bu şerefsizler? Güya Tayyip Erdoğan'ın uydurmasıymış. Bakın hani FETÖ'cü değildi bak. Paralel devlet diye bir şey yok diyor. Bakın. Doğrusu biz hayal görüyoruz. Devlet içinde devlettir. Devlet içinde devlet. O zaman da tekrarlayacağım madem öyle. Devlet içinde devlet bir anda ortaya çıkmaz. Bunun bir oluşum süreci var. O zaman da adama sorarlar. Kardeşim bu devlet içinde devlet olurken bunlar sen neredeydin? Hangi derin uykudaydın? O zaman o benim ortağım da o zaman. Biz bu işleri birlikte yaptık diye bir cevap vermen gerekir. Kıvır Gürsel, kıvır. Paralel devlet diyorsun. Paralel devlet bir defa yani şu demektir. Devletin içinde olmayan bir yapıdan söz ediyoruz. Mesela KCK'ya atfedilen özellikle devleti ele geçirmeye çalışan, devletin içinde yeniden bir devlet kurmaya çalışan bir devlet değilmiş yani. Hayır. Deniyor. Paraleli temizlemeye çalış, FETÖ'yü aklamaya çalış. Değil mi? Bunlar öyle. Tarafsız kendisi güya. Ama belediye paralel devlet başka belediye şey. Biz burada yargıdan, sadece belediyelerden bahsetmiyoruz tabii KCK söz konusu olduğunda. Şimdi burada paralel devlet diye çıkıyorsunuz ortaya. Aslında paralel devlet diye kastettiğiniz tamamen devletin içindeki devlet olsa gerek. Böyle diyemediğiniz için çünkü devlet içinde devlet oldu bunlar dediğinizde onu ancak muhalefet der. Muhalefetin böyle bir şey deme hakkı ve lüksü vardır. İktidarın böyle bir şey deme hakkı ve lüksü yoktur. Ne var muhalefet şu anda çok alkışlıyor. Yani devleti ele geçirmeye çalışan muhaliflerin içine yaradığı için muhalefet böyle bir şey söyleyemez. Devleti ele geçirdiği zaman AK Parti'yi alaşağı edip ülkenin tapusunu batıya teslim edeceği için bu da
muhalefet de Batı'nın uşağı olduğu için sesini çıkarmaz. Boşuna uydurma. İkinci videosunu izleyelim bunun. İkinci videosunu izleyelim. Bakın şimdi. İkinci videosunu izleyelim. Aklımızla alay ediyor bunu. Demokratik bir toplumda basının asli ve hayati görevi devletin korunması değil. Devletin korunması değil. Bakın. Devletin korunması değil. Halkın olan bitenden doğru olarak bilgilendirilmesidir. Biz bu yolda yayınlarımıza devam edeceğiz. Sadece devletin izin verdiği bilgilerin halkla paylaşılabildiği bir sistem asla demokratik olarak nitelenemez. Böyle bir sistemdeki basına da özgür basın denilemez. Bunu okuyor. Bakın şimdi, özgür basın denilemez. Devletin içerisinde görüşülmüş bütün gizli devlet sırrı taşıyan bilgi belgelerin bütün konuşmaların hepsini halka bunu basın yayın yoluyla bunu duyurması gerekiyormuş. O zaman devletin ne anlamı kalıyor ki ne? Devlet sırrı diye bir şey nedir ki? Devletin görüşmüş olduğu, anlaşmış olduğu bütün gizli kapaklı anlaşmaların hepsini halkla paylaşırsa o zaman bizim düşmanlarımız da bundan haberdar olacak. O zaman nerede kaldı bunun sırlığı? O zaman ne diye o zaman kozmik oda var? Ne diye o zaman bu KGK toplanıyor, kamu güvenlik teşkilatı olsun. Ne diye toplanıyor bunlar o zaman? Sen de yayın yasağını vermiş oldun bu arada. Ben de